Hardware Plus Online'a hoş geldiniz. Bu videomuzda Fly markasının Evochip 1 isimli akıllı telefonunu inceliyoruz. Öncelikle şimdi Fly markasını daha önce duymamış olabilirsiniz. Çünkü ülkemizde yeni akıllı telefonlarını satmaya başlayan bir marka ama bir İngiliz akıllı telefon üreticisi ve dünyanın birçok yerinde de bilinen bir marka. Özellikle yanlış bilmiyorsam Rusya'da akıllı telefon pazarında ikinci. Bizim Türkiye'ye gelen ilk modellerini de incelediğimizde özellikle bütçe dostu fiyatlarına karşın iyi işler yapan modellerle karşılaştık. Bugün inceleyeceğimiz Evochip 1 modeli de 600 lira fiyatla satılıyor ülkemizde. Onu hemen en baştan söylemiş olayım. Şimdi tasarımından başlayalım öncelikle. Zira gerçekten çok sade bir tasarım var. Benim biraz Nexus serilerine benzettiğim ya da işte HTC'nin ilk Desire modellerine benzettiğim bir tasarım var. Tabii ki 600 liralık bir akıllı telefon olduğu için genel malzeme yapısı plastik. Şöyle gördüğünüz gibi zaten herhangi bir ekstra bir şey kullanılmamış tasarım anlamında. Çok sade. Genel anlamıyla malzemenin plastik olduğu bir tasarımla karşı karşıyayız. 4,5 inçlik bir akıllı telefon. Bu arada tasarım konusunda şunu söyleyeyim. Gerçekten acayip hafif bir telefon. Tam ağırlığını söyleyeyim. 137 gram bir ağırlığı var ve gerçekten telefonu kullanırken hiç size ağır gelmiyor. Çok hafif bir telefon. Bununla beraber bu segmentte ortalama sayabileceğimiz 8.9 milimlik de bir kalınlığı var. Telefonun genel tasarımı hafifliğinin de bir getirisi olarak çok kompakt ve taşıması kolay olmuş. Oldukça da sade az önce söylediğim gibi. Tasarım konusunda bahsetmem gereken bir diğer detay da telefonun arka kapağı ve dolayısıyla da bataryası çıkarılabiliyor. Birçok insan akıllı telefon satın alırken bu detaya dikkat ediyor. Çünkü ileride telefonun bataryasını değiştirip kullanmaya devam etmek isteyebilirsiniz. Bataryanın pil ömrü azalmaya başladığı zaman. Bu da buna dikkat eden kullanıcılar için oldukça önemli bir detay. Ekranı ile devam edeyim. 4,5 inç bir boyutu olduğunu söylemiştim ekranın. 4,5 inç de ne fabletler kadar büyük ne de işte 4,3 veya 4 inçlik akıllı telefonlar kadar küçük. Tam ideal bir boyutta. Hem günümüzün akıllı telefonları gibi yeterli büyüklükte hem de taşıma sırasında size zorluk çıkarmayacak seviyede. Ekran konusunda söylememiz gereken önemli bir özellik panelin IPS olması. Son dönemde artık telefonlar bütçe dostu olsa bile IPS paneller neredeyse artık standartlaştı. Bunu zaten hep söylüyoruz. IPS kullanıldığı zaman renklerin canlılığı, ekranın parlak gözükmesi ve aynı şekilde farklı açılardan baktığınızdaki görüntü bozulmalarının minimum olması açısından IPS kullanılması bizi çok mutlu ediyor. Bu da artık standartlaştığı için ekstra güzel bir özellik. Çözünürlük biraz belki sizi düşündürebilir. Birazcık düşük bir çözünürlüğü var. 854'e 480 ekran çözünürlüğü kullanıyor. Bu kağıt üzerinde kulağa düşük geliyor. Biraz daha biz artık işte 720p, 1080p ekranlar görmeye başladığımız için. Ama ekrana baktığımızda tabii ki IPS'in de bir getirisi olarak ve bütçe dostu bir akıllı telefon olduğunu düşündüğümüzde ekrana baktığımızda çok fazla piksel göremiyorsunuz ve bu düşük çözünürlük çok fazla gözünüze çarpmıyor. Zaten yakın detaylardan da hani ekranın nasıl gözüktüğünü iyi anlayacaksınızdır diye düşünüyorum. Şimdi donanım tarafına geleyim. Donanım tarafında da biz geçen sene hep şey diyorduk. MediaTek işlemciler gelecek, yaygınlaşmaya başlayacak ve bütçe dostu ucuz telefonlarda işte 500-600 liraya satılan telefonlarda bile çok iyi performans görebileceğiz diyorduk. Bu sene bu telefonları çok görmeye başladık. Fly Evochip 1 de tam olarak böyle bir model. İçerisinde 4 çekirdekli 1.3 GHz'de çalışan MediaTek'in MT6582M kod adlı işlemcisi var. Bu işlemciye 1 GB RAM eşlik ediyor ve bununla beraber de 4 GB dahili depolama alanı var. Donanım konusunda tek belki sorun yaşayabileceğiniz dahili depolama alanının 4 GB olması ama telefonun microSD kart desteği olduğu için 32 GB'a kadar microSD kart takarak bu depolama handikapını rahatlıkla aşabiliyorsunuz. Donanımda peki performansta kullanıcı deneyimi olarak nasıl sonuç aldığınızı söyleyecek olursam bir kere telefonun arayüzü gerçekten çok akıcı. Şöyle menüleri yanlarda geçerken hiçbir takılma olmuyor. Ben bir süredir kullanıyorum zaten telefonu. Birden fazla uygulama açtığınızda öyle kolay kolay kasmıyor. Yaptığımız oyun testlerinde işte GT Racing 2, Dead Trigger 2 gibi Google Play'in hem işlem hem de grafik isteyen yüksek oyunlarını bile çok rahatlıkla oynayabildik. Bu da az önce söylediğim gibi tamamen MediaTek işlemcilerin hem ucuz olması hem de ucuz olmasına karşın çok iyi sonuçlar vermesiyle bu hale geliyor. Yani 600 liralık bir telefonla çok akıcı bir arayüz görebilmek, işte GT Racing 2 gibi önemli Android oyunlarını rahatça oynayabilmek önemli bir detay.
ve bütçe dostu olması açısından çok önemli. Şu anda biliyorsunuz amiral gemileri 2000 liranın üstünde satılıyor ve 600 liraya da o amiral gemilerin oynatabildiği oyunları hemen hemen aynı seviyede oynatabiliyor olmak sevindirici. Android 4.2.2 Jelly Bean işletim sistemiyle geliyor. Burada şöyle bir detay vereyim. Fly herhangi bir zaten dahili depolama alanı da çok yüksek olmadığı için işte kendi arayüzüdür veya kendi uygulamalarıdır. Herhangi bir şekilde telefona kurmamış. Siz telefonu aldığınızda oldukça sade ve üzerine çok fazla uygulama kurulmamış bir işletim sistemiyle karşılaşıyorsunuz. Daha sonra kendi istediğiniz gibi uygulamalarınızı veya işte arayüz değişikliklerini yapabiliyorsunuz. Son olarak batarya ve kameradan bahsedeceğim. Şimdi ön tarafta tabii ki görüntülü görüşmelerimizi yapabilmemiz için bir kamera yer alıyor. Arka tarafta ise 8 megapiksel ve otofokus destekli artı LED flash destekli bir kamera yer alıyor. Zaten yakın detayda da göreceksiniz verdiği sonuçları ama 8 megapikselin az çok nasıl bir sonuç verdiğini de tahmin ediyorsunuzdur. Eğer ışığın iyi olduğu alanlarda güneş ışığının dış mekanlarda çekim yapıyorsanız dişe dokunur sonuçlar veriyor. Ama tabii ki işte günümüzün 13 megapiksel veya 20 megapiksele ulaşan ve sensörleri daha büyük olan akıllı telefonların kameralarına göre biraz daha kötü sonuçlar veriyor. Bunun da tabii ki en büyük sebebi en başında incelemenin başına söylediğim gibi bütçe dostu bir telefon olması. Ama ona rağmen 600 lira gerçekten genel anlamda iyi sonuçlar veren hem donanımıyla hem kamerasıyla bir telefon FlyEvo 1. Son olarak bataryasından bahsedeyim. Çıkarılabilir bir bataryayla geldiğini söylemiştim. 1800 mAh'lik bir bataryayla geliyor. Şimdi 1800 mAh kağıt üzerinde biz son dönemdeki amiral gemilerinde işte 2500-3000 gibi değerler görebildiğimiz için kulağa biraz düşük geliyor ama ben çok uzun süre kullandım. Kendi akıllı telefonumun başına bir şey geldiği için hem zaten inceleyeceğim için hem de şu anda farklı bir telefon olmadığı için bunu seçtim ve uzun süredir de bunu kullanıyorum. İnternet ve oyun oynamama rağmen 1,5 günü çok rahatlıkla gördüğümü söyleyebilirim. 1800 mAh'de böyle bir performans görmek açıkçası beni sevindirdi. Sonuç olarak FlyEvo 1 600 liralık bir telefona oranla gerçekten iyi sonuçlar veriyor. Eğer bütçe dostu bir akıllı telefon arıyorsanız fiyat performans kategorisinde kesinlikle rahatlıkla FlyEvo 1'i tercih edebilirsiniz. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. We must up the place, turn up the bass and make them all have fun. How we ablaze the fire, make it fun.